merhaba. Herkese, herkese merhaba. Sesimin, görüntümün ulaştığı cennet ve vatanımızın her köşesine, her bir bucağına gönülden, yürekten sıcacık bir merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Gündem bayağı yoğun. Öğretmenliğe getirilen yeni sistem hakkında ne düşünüyorum? Hayırlı olsun diyorum. Hayırlısı olsun diyorum. Her koşulda, her şartta illaki birileri atanacak. Ve onlar siz olacaksınız sevgili arkadaşlar. Siz inşallah o atanan kısımda yer alacaksınız. Çünkü bunun için yeterli inanca, yeterli motivasyona ve gerekli altyapıya, birikime, donanıma ve bizler gibi bir kadroya tabii ki sahipsiniz. O yüzden atanan siz olacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar, evet. Ünlühan hocamızın da belirttiği gibi maalesef bir de şehidimiz var. Mekanı cennet, ruhu şad olsun. Bir kardeşimiz Batman'da, Kozluk'ta, Kozluk ilçesinde teröristlerce açılan bir ateşte şehit oldu. Hayat böyle işte. Hayat böyle. Birkaç ay önce atandığına sevinirken ailesi şimdi belki de cenazesini bekliyor. O yüzden hep derim hayırlısı olsun. Hayırlısı neyse o olsun sevgili arkadaşlar. Evet, bugün bu mübarek günde şehit olan kardeşimize bir Fatiha göndermeyi de unutmayın. Dua etmeyi de unutmayın. Onun ruhu için ve tüm aziz şehitlerimiz için dua etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. İnşallah mekanları cennet, ruhları şad olsun. Ve inşallah bu akan kan inşallah artık son bulsun. Nasıl son buluyorsa bulsun ama bu kan artık son bulsun. Ve daha çok gencimizin, daha çok fidanımızın ölmesine, şehit olmasına artık göz yummayalım. Artık sessiz kalmayalım. İnsanın içi parçalanıyor. Bundan daha fazlasını söylemeye ne kabiliyetim ne şahsiyetim el vermiyor. Sözün bittiği yer denir ya, onu çoktan geçtik ama hakikaten artık sert tedbirler mi alınır, sert bir takım hamleler mi yapılır, ne yapılıyorsa yapılsın. Gerekirse bunun için hep birlikte zaten ödüyoruz bedeli, zaten bir sürü canımız gidiyor. Hep birlikte bunun için bedel ödeyelim ama şu terör denen beladan, illetten artık kurtulalım. Artık yeter ya. Evet, maalesef iki de asker şehidimiz var. Artık sadece asker de şehit gelmiyor Nisa Hocam. Asker şehitlerine maalesef alıştık. Artık bakın öğretmen şehit oluyor. Sivil halk şehit oluyor. Çok kötü. Çok kötü. Evet sevgili arkadaşlar. Bugün alan eğitimine başlıyoruz. Alan eğitiminde de ilk olarak matematik eğitimini inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Herkesten bir dönüt alalım. Şöyle bütün bu olumsuzluklara rağmen, bütün bu kötü haberlere rağmen yine inançla, yine bir motivasyonla, yine bir umutla dersimize başlayalım. Alalım dönütleri. Evet, pekala. Haydi başlayalım. Arkadaşlar, matematik eğitimi dedik. Matematik çocuklarda bebeklikte başlayan bir kavram. Yani matematiksel kavramların temeli aslında ta bebeklikte atılıyor. Bakın, bebekler çevrelerini izliyor, dokunuyor, kokluyor, tadıyor, işitiyor. Yani beş duyu organlarıyla çevrelerini inceliyor ve öğreniyorlar sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla bebekler çevrelerine ilişkin her şeyi doğal bir merak ve beş duyu organıyla öğrenmek istiyor. Büyüklük, ağırlık, şekil, zaman, mekan, işte bunlarla ilgili pek çok bilginin temeli ta bebekliğe dayanıyor. Çocukların bir de keşfetme ve deneme yapma isteği bebekliği izleyen yıllarda da daha da çoğalarak devam ediyor. Bugün komşunun kızı vardı burada. Bizim yavru kedilerimiz var. Bahsettim. Bu yavru kedileri eşim beslerken önce yıkadı. Onların işte kedi şampuanıyla falan böyle. Çok küçükler çünkü yani zarar görmemeleri için. Önce yıkadı, sonra onları işte süt veriyor şırıngayla.
Küçük bir kızımız var. 3-4 yaşlarında. Komşunun kızı. O da geldi. Eşim ne yaparsa ben de yapacağım. Su döküyor, ben de dökeceğim. İşte havluyla kuruluyor, ben de kurulayacağım. İşte fön makinesi tutuyor, ben de tutacağım. Süt veriyor şırıngayla, ben de vereceğim. Yani bütün şeyleri çocuklar, bütün büyüklerden gördüklerini denemek isteğiyle inanın yanıp tutuşuyorlar. Keşfetme ve deneme isteği onlar için vazgeçilemez bir arzu, vazgeçilemez bir dürtü. O yüzden çok zor bunları ikna etmek ve bundan vazgeçirmeye çalışmak. Gelelim gruplama becerisine. Arkadaşlar, gruplama becerisi matematik becerilerinden biri olarak kabul edilir. Matematiksel becerilerden biri olarak kabul edilir. Ve gruplama becerisinin temeli 1-1,5 yaşlarında atılır. Bunu da unutmayın. İşte bu dönemde bebeklerde nesneleri algısal benzerliklerine göre gruplamaya başlamak var. Algısal benzerliklerine göre, benzer yönlerine göre gruplayabiliyor. Nesneleri tanımıyor, nesnelerin özelliklerini bilmiyor. Sadece onun algısında oluşturduğu benzerliklere göre o nesneleri gruplama becerisine sahip oluyor çocuklar. Gelelim 2 yaş civarına. 2 yaş civarında çocuklar genellikle sayısal terimleri kullanmaya başlıyorlar arkadaşlar. Ama bu onların sayıları bildiği, gerçekten anladıkları anlamına gelmiyor. Bakın Piaget, eğitim bilimlerinde de görmüştük. Piaget diyor ki sayıları gerçek anlamda çocuklar ancak somut işlemler döneminde algılayabilirler, öğrenebilirler. İşlem öncesi dönemde çocukların henüz sayı korunumu gerçekleşmez. Sayı korunumunda işlem öncesi dönem çocukları henüz başarılı olamaz. E peki hocam, işte sayıları biliyorlar falan. Onların sayıları bilmeleri sadece terim kullanmak anlamındadır sevgili arkadaşlar. Şöyle bir örnek verelim. Mesela küçük çocuklara kaç yaşındasın diye sorduğunuzda, çok küçük çocuklar, böyle 3-4 yaş işte çocukları, hep aynı şeyi söylerler. Değil mi? Böyle çocuklar vardır. Belki siz de öyle bir çocuktunuz. İşte kaç yaşındasın? 4. Abin kaça gidiyor? 4. Saat kaç? 4. Her şeye 4 diye cevap verirler. Yani 4, 5 gibi sayısal terimleri kullanırlar ama kullandıkları o terimin ne olduğunu bilmezler. Dikkat dikkat, burası önemli. Çünkü Piaget'e göre sayıları gerçek anlamda anlamak ancak somut işlemler döneminde olur. Neden? Çünkü sayılar soyut varlıklardır. Bir, soyut bir kavram. Ama bir kalem, İşte o somut bir kavram. İşte bu nedenle zaten çocuklara sayıları öğretirken ne yapıyoruz? Somut nesnelerle, varlıklarla öğretiyoruz. O fasulyeler, boncuklar, hatırlayın, somuttan soyuta ilkesinde bahsetmiştik. O abaküs, o elma ile armutla yapılan işlemler. Niçin? Soyut olan sayı kavramını somutlaştırmak için. İşte arkadaşlar, bu nedenle son bir kez daha tekrar ediyorum. Çocuklarda sayı korunumu somut işlemler döneminde kazanılır. Burada işlem öncesi dönemdeki sayısal bilgi sadece sayısal terimleri sıklıkla kullanmak düzeyinde ve şeklindedir arkadaşlar. Ha, şunu da hemen söyleyelim. Piaget işlem öncesi dönemdeki çocukların kardinal sayılar, ki bahsedeceğiz birazdan kardinal sayılardan, ve sıra sayılarıyla ilgili bir anlayışa ulaşmadığına da inanıyor. Ama pek çok araştırmacı da, bunu da hemen belirtmekte fayda var, Piaget'in bu görüşüne katılmıyor. Şöyle ki, 2 yaş çocuklarıyla yapılan bir çalışmada çocuklara 2 tane resim gösterildiğinde, birinde 3 balık, birinde işte 2 balık olsun. Bu 2 resmi gösterdiğimizde çocuklara ve bana 3 balığı göster dediğimizde çocuklar doğru resmi işaret edebiliyorlar. Evet, bakın, 2'yi, 3'ü bilmiyorlar belki. Bunu ifade edemiyorlar belki. 3 dediğiniz zaman 3 tane elma önünüze koyamıyorlar belki. Ya da 3'e kadar işte, efendime söyleyeyim, sayıları henüz tanımamışlar belki. Fakat 2 ve 3 nesnenin olduğu 2 tane resmi gösterdiğinizde ve hangisi 3 dediğinizde 3'ü doğru olarak işaret edebiliyorlar sevgili arkadaşlar. Çok ilginç. Birazdan geleceğiz Selda hocam oraya. Birazdan geleceğiz sayı çeşitlerine. Çok da güzel, çok da net bir biçimde anlayacaksınız. Gelelim 3-4 yaşlarına. 3-4 yaşlarında ne oluyor peki?
3-4 yaşlarında çocuklar birebir eşleme yapabiliyorlar. Kavramları, varlıkları, olguları somut olacak tabii ki bunlar. İşte nesneler olur, hayvanlar olur, meyveler olur. Birebir eşleyebiliyorlar. Tabii bu eşleme ilk başta bir sana, bir bana, bir sana, iki bana. Bazen öyle olur ya, küçükken yapardım ben yeğenime. Böyle paylaştırırdık mesela şeyleri, fındıkları. Bir bana, bir sana, iki bana, bir sana. Tabii öyle olmaz. Bir bana, bir sana, bir bana, bir sana. İlk başta işte bu şekildeyken eşleştirme, daha sonra 4 yaşından sonra daha ileri düzeyde birebir eşleştirmeler yapılabiliyor sevgili arkadaşlar. Mesela örnek verelim, bakın burada güzel bir örneğimiz var. 4 yaşındaki çocuklara 6 bebek ve 5 yüzük gösterildiğinde, 6 bebek var, her bebek için bir yüzük var mı diye sorulduğunda çoğu çocuk hayır, 6 bebek ve 5 yüzük var cevabını verebiliyorlar. Bu cevabı nasıl veriyorlar? Birebir eşleştirmeyle. İşte her bebeğe bir yüzük düşüyor ama bir tane bebeğe yüzük kalmıyor. O yüzden de her bebek için bir yüzük var mı sorusuna birebir eşleştirme yapabilen bu çocuklar hayır cevabını verebiliyorlar. Gelelim 4-5 yaşlarına. 4-5 yaşlarında çocuklar genellikle birden 10'a kadar sayabiliyorlar. Ve 1-5 arası rakamları tanıyıp isimlendirebiliyorlar. Ne zaman? 4-5 yaşlarında. Bakın birden 10'a kadar ezbere sayabiliyorlar. Hatta küçükken bize saydırırlardı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kırmızı don diye bitirirdik. Özellikle de hoşuna giderdi büyüklerin. Söyletirlerdi sürekli bunu bize. Birden 10'a kadar ezbere sayar çocuk. Saymalı. Her çocuk saymalı 4-5 yaşında. Ve birden 5'e kadar da rakamları tanıyıp isimlendirebilmeli. Yani burada 3'ün 5'in ne olduğunu biliyor sevgili arkadaşlar. 3'ü gösterebiliyor, 5'i gösterebiliyor değerli arkadaşlarım. 5-6 yaşlarında bu kez çocuklar birden 20'ye kadar anlamlarını bilerek sayabiliyorlar. Ve bir grup nesneyi tek tek sayarak kaç tane olduğunu söyleyebiliyorlar. Önüne mesela belli adette elma koydunuz. Hadi bakalım söyle, burada kaç tane elma var dediğinizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane elma var diyebiliyorlar size. 1 ile 10 arasındaki rakamları sıraya dizebiliyorlar ve tanıyıp isimlendirebiliyorlar. Bakın geri dönelim. 4-5 yaşlarında 1'den 10'a kadar ezbere sayıyorlar ve 1 ile 5 arasındaki rakamları tanıyıp isimlendiriyorlardı. 5-6 yaşlarında ise 1'den 20'ye kadar sayabiliyorlar ve bu kez 1 ile 10 arasındaki rakamları sıraya dizip tanıyıp isimlendirebiliyorlar. Ayrıca 5-6 yaş düzeyinde sevgili arkadaşlar bir grup nesneyi büyüklüğüne göre de sıralayabilir çocuklar. Büyüklüğüne göre, küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe göre. Ve aynı zamanda yine bu dönemde yarım ve bütünü gösterir. Yarım ve bütün kavramlarını öğrenir. Bir grup nesneyi ikişerli, üçerli gruplara ayırabilir. Küçük sayılar içerisinde toplama, çıkarma yapabilir. En az, en çok, birkaçı, birçoğu, hepsi, hiçbiri gibi nicelikle ilgili terimlerin anlamlarını da bilir sevgili arkadaşlar. Hepsini getir dediğinizde mesela belli bir adet erik var tabakta, hepsini alır. Birkaçını getir dediğinizde mutlaka bir iki tane bırakır. Bakın birkaçı, birçoğu, hepsi, hiçbiri, en az, en çok gibi kavramları işte burada çocuk anlamlarıyla öğreniyor sevgili arkadaşlar. Tabii burada söylediklerimiz genel geçer. Bireysel farkları hiçbir zaman ihmal etmiyoruz, hiçbir zaman unutmuyoruz sevgili arkadaşlar. Eğer anne baba bununla ilgili özel bir çalışma yaparsa ya da çocuğun sıra dışı, olağanın üstünde farklı bir yeteneği, efendim zekası, kapasitesi, özelliği varsa okuma yazma da öğrenebiliyor çocuklar. Kendi kendine okuma yazma öğrenebilen ya da işte çok ileri sayılara kadar sayabilen çocuklar olabiliyor. Ne diyoruz biz bunlara? Bireysel farklar diyoruz. Bizim burada bahsettiğimiz genel geçer. Ortalama belli bir öğrenci ya da belli bir çocuk topluluğunda genel geçer. İşte çocukların özellikleriyle ilgili durumlar. Tabii ki çok enteresan şeyler, çok enteresan durumlar karşımıza çıkabiliyor.
Bakın ne diyor mesela Burcu? Kendi kendime öğrenmişim okuma yazma okula başlamadan. Evet. Tabii bazen aileler de bunu yapabiliyor. Yani bunu bir maharet görüyorlar. Halbuki çok çok yanlış. Okula gitmeden çocuğa okuma yazma öğretmek kesinlikle yanlış. Ama çocuk kendi kendine öğreniyorsa, Burcu gibi ultra zeki arkadaşlar varsa, onlarınkinde bir sıkıntı yok. Hatta müdahale etmemek gerekiyor. Niye? Çünkü o çocuğun kapasitesi oldukça fazla ve siz bunu kısıtlarsanız bu sefer ne olur? Körelir. Bu sefer ne olur? Potansiyelini maalesef kaybedebilir. Fakat bizim karşı çıktığımız, bizim asıl uyardığımız nokta ne? Anne babanın özel çabayla ilkokula başlamadan okuma yazma öğretmesi. Ya da işte ilkokula başlamadan üst düzey bir takım, ileri düzey bir takım matematiksel işlemleri çocuğuna öğretmeye çalışması. Bu sefer çocuk o becerilere okulda geldiğinde, o konular, o kazanımlar okulda ele alınmaya başlandığında sıkılıyor ve okulu sevmeme, okuldan soğuma gibi durumlar meydana geliyor. Benim sınıfımda vardı bir tane öyle, her gün yemek listesini okuyordu, kimse öğretmemiş, ailesi de ilgisizdi. Ya işte doğuştan ne dedik? Zeka doğuştan getirilir, çevrenin etkisiyle şekillenir, zamanla artabilir ya da körelebilir. İşte zekanın bir kısmı doğuştan getiriliyor ve bazı çocuklarda bu oldukça farklı düzeyde olabiliyor sevgili arkadaşlar. Gelelim matematik eğitiminin temel ögelerine. İlk ögemiz, ilk kavramımız, ele alacağımız kavram örüntü kavramı sevgili arkadaşlar. Örüntüler nesnelerin ya da sayıların ya da varlıkların tekrarı ve sonuca ulaşırken bunlar arasındaki ilişkileri birleştirebilme eylemine deniyor. Tekrar ediyorum bakın. Örüntüler nesnelerin ya da varlıkların tekrar edilmesi ve sonuca ulaşırken bunlar arasındaki ilişkilerin birleştirilebilmesi anlamına geliyor. Aslında örüntüler sayma ve geometrinin bir görünümüdür sevgili arkadaşlar. Ve örüntüler arasındaki ilişkileri sadece matematikte değil, müzikte, sanatta, giysilerimizde, ev dekorasyonunda, değil mi? Ev dekorasyonunda bile görüyoruz bu örüntüleri. Örüntüler ve ilişkiler ritimleri, tekrarları kısadan uzuna, küçükten büyüğe doğru sıraya sokmayı, sınıflamayı ve gruplamayı anlamaya da yardımcı oluyor. Yani birazdan bahsedeceğimiz bir takım beceriler aslında temelini örüntülerden alıyor. Üç tane örüntü grubu var. Birincisi tekrarlayan örüntü sevgili arkadaşlar. Tekrarlayan örüntüde bir temel birim sürekli tekrar ediyor. 1-2, 1-2, 1-2, sürekli 1-2. Ya da 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3. Tabii okul öncesi dönemde mesela bu örüntü sayıyla değil de şekille, görselle daha çok ön plana çıkıyor. Mesela hemen slaytımda olması lazım. Evet bakın bu da bir örüntü sevgili arkadaşlar. Bu da bir örüntü. Bu yüzden dedik ya işte resimde, sanatta, müzikte bu örüntüye rastlıyoruz. Dansta, değil mi? Dansta da mesela ritimlerde, o işte hareketlerde belli örüntüler gerçekleşebiliyor. Belli örüntülere yer verilebiliyor. Dolayısıyla özellikle okul öncesi dönemi çocuklarında ilk örüntüler sayılarla değil görsel ögelerle sağlanıyor. İşte tekrarlayan örüntüde bir temel birim sürekli tekrar ediyor sevgili arkadaşlar. Büyüyen örüntüde ise düzenli bir büyüme var. Bu büyüme 1, 4, 7 gibi aritmetik de olabilir. 1, 3, 9 gibi geometrik de olabilir. Bakın 1, 4, 7'de 3'er 3'er artıyor. 1, 3, 9'da ise 3'er kat büyüyor. Ama düzenli bir büyüme var her ikisinde de. İlişkisel örüntü dediğimiz olayda ise bir kümenin elemanlarına işlem ya da işlemler uygulanması neticesinde elde edilen bir durum söz konusu. Bunu genelde böyle işte testlerde vesairelerde soru olarak da sorabiliyorlar değil mi? Özellikle işte ortaokul, lise çağlarında. Mesela 1, 3, 7, 15 örüntüsündeki formül ne? İlişki ne? Buradaki ilişki 2x artı 1 arkadaşlar. Tabii okul öncesi için uygun bir örüntü değil bu. 2x artı 1. Yani her seferinde bir öncekinin
iki katının bir fazlası şeklinde örüntü ilerliyor. Aradaki ilişki 2x artı 1 ya da 2k artı 1. Okul öncesi dönemde sıklıkla karşılaşılan örüntüler tekrarlayan örüntülerdir sevgili arkadaşlar. Büyüyen örüntü ve ilişkisel örüntü ise daha ileriki yaş dönemlerinde ve daha ileriki eğitim dönemlerinde, eğitim düzeylerinde çocukların karşısına çıkacaktır. Mesela bir örüntü dedik, bakın güzel bir örüntü, görsel. Ayrıca okul öncesi dönemde örüntülerle ilgili çocuklara ne gibi etkinlikler yapılabilir derseniz onun da cevabı burada. Bakın, değil mi? Ne bu? Lale, ayçiçeği, lale, ayçiçeği. Sırada ne var? Tabii ki ayçiçeği değil, lale var. Bakın bu da bir örüntü. Kelebek, tavşan, kelebek, tavşan, kelebek. Okul öncesi çağında az önce de ifade ettiğim gibi tekrarlayan örüntüler vardır. Ve daha çok görsel bir biçimde bu örüntüler çocuklara sunulur sevgili arkadaşlar. Bakın ne diyor? Aşağıdaki örüntüleri örüntü kurallarına göre işte kutucuğa uygun olan resmi ekleyiniz, yerleştiriniz diyor. Ne bu mesela? Köpek, çilek, köpek, çilek, köpek, işte çilek. Aynı şekilde yine burada kaktüs var, palmiye, kurdela, valiz şeklinde devam ediyor. Bakın burada geometrik şekillere geçiyor artık. Daire, üçgen, kare. Üçgen, daire. Daire, üçgen. Bu nasıl bir örüntü? He. Daire, üçgen, kare, üçgen. Ondan sonra daire. Demek ki şu kısımdan sonra tekrar edecek. Daire, üçgen, kare, üçgen, daire. O zaman ne gelecek? Üçgen gelecek sevgili arkadaşlar. Güzelmiş. Evet, işte örüntüler bu şekilde. İkinci resmi ödev olarak vermiştim. Rukiye Hocam ne demiş? Örüntü ilişkileri kaç yaşta anlıyor hocam? Dediğim gibi tekrarlayan örüntü okul öncesi döneminde başlıyor. Diğer örüntüler ise daha ileriki dönemlerde başlıyor. Bunu belli bir yaş olarak ifade etmek çok da doğru değil. Arkadaşlar, çocukların ilk olarak öğrendiği matematiksel kavram, terim örüntü idi. Daha sonra sayı geliyor. Sayı, düşünme yeteneğinin gelişimini içeren bir kavram ve sayılar arasındaki ilişkilerin nasıl çalıştığını bu sayede çocuklar öğrenebiliyor. 3 farklı sayı kavramı var. Kardinal sayı, nominal sayı ve ordinal sayı şeklinde. Kardinal sayı dediğimiz sayı kavramı bir kümenin toplam eleman sayısını ifade eden sayılara deniyor. 6 araba, 3 elma, 7 kitap, işte 15 insan. Belli bir kümenin toplam eleman sayısını ifade eden sayılara biz kardinal sayı diyoruz. Nominal sayılarsa isim ya da açıklamalarda kullanılan sayılara deniyor arkadaşlar. İsim ya da açıklamalarda kullanılan sayılar. Mesela Audi A6 model araba ya da TRT 1 ya da BMW 1.16 ya da iPhone 7S mesela. İsimlerde geçen, açıklamalarda kullanılan sayılara nominal sayı diyoruz. Ve ordinal sayı, nesnelerin konum ya da sırasını ifade eden sayılara deniyor. 6. araba, 7. kişi, 13. efendime söyleyeyim kitap, 4. mevsim, 5. ay, 10. yıl, değil mi? İşte bunlar da ordinal sayılardır sevgili arkadaşlar. Hızlıca bir tekrar edelim. İkinci oldu. Ne ikinci oldu? Ha, ikinci oldu dememiz, evet. Ne ikinci oldu ki diyorum. Kardinal sayı toplam eleman sayısını ifade eder. Nominal sayı isim ya da açıklamalarda kullanılır. Ordinal sayı ise sırayı ifade eder, sırayı belirtir sevgili arkadaşlar. Bunlarla ilgili örnekler inceleyeceğiz, sorular çözeceğiz. O halde şimdilik bu kısmı da geçelim. Bakın bir sayma etkinliği var. Aşağıdaki deniz yıldızlarını sayarak doğru sayıyı boyayınız. Mesela okul öncesinde yapılabilecek bir
sayma etkinliği olabilir bu sevgili arkadaşlar. Gelelim geometri kavramına. Arkadaşlar geometri matematiğin şekil, uzay, yön ve konum ve de hareket içeren alanlarını kapsar. Ve içinde yaşadığımız fiziksel dünyayı sınıflayabilmemize, anlayabilmemize yardımcı olur. Tabii okul öncesinde geometri kavramı yine görsel ögeler yardımıyla ancak çocuklara kazandırılabilir. Uzamsal ya da uzaysal kavramlar da denir. Uzamsal kavramlar ise insanlar ve nesneler arasındaki ilişkiler hakkında bilgi edinmeyi öğretiyor. Yani insanlar ve nesneler arasındaki ilişki, uzaklık, yakınlık gibi sevgili arkadaşlar kavramları öğretiyor. Ve tahmin etme, bir nesnenin büyüklüğünü, ağırlığını, bunlarla ilgili fikir yürütmeyi içeriyor. Mesela çocuğa bir nesne gösteriyorsunuz ve bu işte kaç kilodur? İşte burada kaç tane top var? Tahmin etme. Saymayacak bakın. Ya da tartmayacak. Büyüklüğünü, ağırlığını tahmin etmeye çalışacak. Tabii şunu da hemen belirtmek lazım. Çok küçük yaştaki çocuklar doğru tahminlerde bulunamazlar. Çünkü bunlarla ilgili kavramları henüz öğrenmemişlerdir. Kavramsal bilgileri henüz yerleşmemiştir çocukların. Evet, uzamsal kavramlara, uzaysal kavramlara bir örnek verelim istedim. Bakın uzamsal ilişkileri öğreten bir etkinlik var, bir çalışma yaprağı var. Ne diyor? Aşağıdaki ağaçların en kısa olanı hangisidir? En kısa ağacı işaretleyiniz. Bakın en kısa. Aşağıdaki çiçeklerin hangisi en uzundur? Aşağıdaki merdivenlerin hangileri aynı boydadır? Aşağıdaki hayvanların hangisi daha uzundur? Bakın, burada uzamsal kavramları tahmin etmeyle karıştırmayın. Tahmin etmede diyorsunuz ki, mesela bu ağaçta kaç tane meyve var? İşte bu merdivenin uzunluğu yaklaşık kaç metredir? Bu tahmin etmeyle ilgili bir durum, etkinlik. Ama belli grup bir nesne içerisinde hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük, hangisinin daha ağır, hangisinin daha hafif olduğunu, yani karşılaştırmayı gerektiren beceriye biz uzamsal ya da uzaysal kavramlar diyoruz sevgili arkadaşlar. Ve bu başlıkta ele alıyoruz. Gelelim ölçmeye. Ölçme, nesnelerin uzunluklarının, yüksekliklerinin ve ağırlıklarının farklı birimler kullanılarak değerlendirilmesidir. Bunu hepimiz biliyoruz. Peki, ölçmeyle ilgili nelerden bahsetmemiz lazım? Mesela fiziksel ölçümler. Okul öncesinde çocukların karşılaşabileceği fiziksel ölçümler acaba neler? Uzunluk ve yükseklik. Uzunluk korunumu kazanılır sevgili arkadaşlar. Okul öncesinde çocuklarda uzunluk korunumu kazanılır. Hemen bunu söyleyerek başlayalım. Mesela bir tahta parçalara ayrılırsa, ayrıldıktan sonra birleşince yine aynı uzunlukta olur. Çocuk bunu algılayabilir, bunu anlayabilir. Uzunluk, yükseklik ölçümlerini günlük hayatta kullandığı objelerle yapar. Zaten bir çocuk günlük hayatta eğer karşılaşabiliyorsa o ölçümle, okul öncesi dönemde o ölçümü rahatlıkla yapabilir ya da o ölçümle ilgili bilgileri öğrenmeleri rahatlıkla gerçekleştirebilir. İşte bu nedenle uzunluk ve yükseklik de günlük hayatta çocuğun karşılaşabileceği durumlardan ibaret olduğu için okul öncesinde gerçekleştirilebilecek ölçümler arasında yer alır. Fakat alan öyle değil sevgili arkadaşlar. Çocukların bir boyuttan diğer boyuta odaklanması gerekir alan ölçümü yapabilmesi için. Ve okul öncesinde bu çok zordur. Günlük hayatta da çok fazla kullanılmaz alan kavramı. Bu nedenle küçük çocuklar için anlaşılması güçtür. Keza hacim. Hacim de öyle. Hacim nasıl öğrenilebilir çocuklar tarafından ya da nasıl işte hacimle ilgili ölçüm yapılabilir derseniz, ancak ve ancak günlük hayatta kullanılan ve standart olmayan ölçü birimleriyle hacim sağlanır.
Mesela işte belli bir şişe su var. O şişede ne kadar su var dediğinizde çocuk işte 1,5 litre ya da 1500 mililitre demez de doldurur bardağı, döker, doldurur, döker. 5 bardak su var. Bunun gibi standart olmayan ölçü birimleriyle ancak hacim sağlanır. Çünkü hacim de tıpkı alan gibi gündelik hayatta çok fazla kullanılmadığı için anlaşılması güç olan bir ölçümdür sevgili arkadaşlar. Ve fakat ağırlık öyle değil. Günlük hayatta çok sık karşılaşıldığı için öğrenilmesi de kolaydır sevgili arkadaşlar. Ağırlık ölçümünün. Çok rahatlıkla mesela çocuk pazara gider annesiyle işte orada görür bir kilo bize işte oradan ne tart elma tart işte bir kilo kilogram işte gram değil mi? Bu tür ağırlıkları çok rahatlıkla çocuk öğrenebilir, kavrayabilir. Şöyle hepsini tekrar edelim. Uzunluk ve yükseklik okul öncesinde kazanılan bir özelliktir, kazanılan bir korunumdur arkadaşlar. Çünkü çocuklar gündelik hayatta kullandıkları objelerle uzunluk ve yükseklik ölçümlerini zaten yaparlar. Mesela adım sayma, değil mi? Adım sayma küçükken çok sıklıkla yaptığımız bir şeydi. Oysaki alan okul öncesi çağında anlaşılması güç olan bir kavramdır. Çünkü bir boyuttan diğer boyuta odaklanmak gerekir. Alan iki boyutlu. Uzunluk, yükseklik tek boyut. Ama alan iki boyut sevgili arkadaşlar. En ve boy var. Dolayısıyla alan korunumu okul öncesinde çok fazla kazanılamaz. Anlaşılması güç. Keza hacim. Bu sefer üçüncü boyut devreye giriyor. En, boy ve derinlik. Hacimin de öğrenilmesi tıpkı alan gibi oldukça güçtür. Ancak standart olmayan ölçüm birimleriyle işte 3 bardak, işte 2 kap, işte 1 avuç su gibi standart olmayan ölçü birimleriyle ancak çocuklar hacim kavramını öğrenebilir, hacimle ilgili ölçüm yapabilirler. Ve ağırlık da tıpkı uzunluk gibi gündelik hayatta karşılaşılan bir kavram olduğu için okul öncesinde ağırlık korunumu kazanılır diyebiliriz ve ağırlık kavramını çocuklar bilir diyebiliriz. Yani son bir kez tekrar edecek olursak uzunluk, yükseklik ve ağırlık okul öncesinde kazanılıyor. Alan ve hacimse ancak standart olmayan ölçü birimleriyle sağlanabiliyor. Gündelik hayatta çok fazla karşılaşılmadığı için, kullanılmadığı için öğrenilmesi de pek mümkün olmuyor. Evet, soyut işlemler zor öğreniyor hacimi. Evet, aynen öyle. Şimdi tabii lise öğrencilerine hacimi öğretemezken okul öncesinde hacimi öğretebileceğini düşünmek çok da mümkün olmuyor sevgili arkadaşlar. Bunlar fiziksel ölçümlerdi. Gelelim fiziksel olmayan ölçümlere. Mesela zaman. Zaman olayın ne kadar sürdüğünü, süresini, sıklığını ifade eden bir kavramdır. Peki okul öncesinde zaman kavramını anlamak kolay mıdır? Hayır. Anlaşılması güçtür arkadaşlar. Ancak günlük rutinlerle anlaşılabilir. Mesela hep saat 7'de okula gidiyorsa çocuk ve o gün okula gitmek için harekete geçtiklerinde babası gayri ihtiyari saat kaç diye sorarsa 7 cevabını verebilir. Niye? Çünkü her gün 7'de okula gidiyordur çocuğumuz. Oradan doğru bilir. Yoksa okul öncesinde anlaşılması güç bir kavramdır. Zaman kavramı. Çok güzel bir örnekte Erenhan Perihan hocamız vermiş. Mesela bu daha da küçük yaş, değil mi? 2-3 yaşında. 2-3 yaşında tabii çocuklara söylenen bir zaman kavramıdır. Benim çocuğum da sorardı mesela, tatile ne zaman gideceğiz baba? Tatile ne kadar kaldı? 10 gün var. Nasıl söyleyeceğim? Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. 10 kere bunu söyleyip, 10 kere yatacağız kalkacağız dediğimizde ne olmuş oluyor? Çocuk tatile daha epey bir gün olduğunu anlamış oluyor. Bir gün sonra, bir gün daha, bir gün daha, bir gün daha geçecek, bir daha geçecek, bir daha geçecek. Değil mi? Yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız, yatacağız kalkacağız. Hop, oradayım.
TDK bunu düzeltmiş ya. Yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız, yatacağız, kalkacağız. İşte hop oradayım. Nokta. Arada da işte şeyler var. Noktalama işaretleri var. Evet, zaman anlaşılması güç ancak günlük rutinlerle anlaşılabilecek bir kavramdır okul öncesi çocukları için. Gelelim sıcaklığa. Sıcaklık ancak mevsim değişikliğiyle anlaşılabilen bir kavram sevgili arkadaşlar. Mevsimler değiştikçe hava çok sıcak anne. Çünkü yaz mevsimindeyiz çocuğum. Çok soğuk baba. Kış geldi artık yavrum. Değil mi? Mevsim değişikliğiyle anlaşılabiliyor sıcaklık kavramı. Bir de sıcaklık farkındalığını oluşturmak için sınıfa termometreler konulabilir. Ben kendi çocukluğumdan hala hatırlıyorum. Sınıftaki termometre çok ilgimizi çekerdi. Değil mi? Oradaki kırmızı içindeki civa sanırım. Civa maddenin işte yükselmesi, azalması çok ilgimizi çekerdi. Ve hakikaten sıcaklıkla ilgili farkındalığımızı müthiş arttırırdı. Gelelim paraya. Para belki de fiziksel olmayan ölçümler arasında en kolay kazanılan kavramdır. Çünkü gündelik hayatta sık karşılaşılır. Öğretmen sınıfta para sembolleriyle alışveriş etkinlikleri yapabilir. Ya da öğretmenin bunu yapmasına gerek yok. Çünkü aileler ufak ufak çocukları bakkala göndermeye, işte pazarda, markette parayı ona verdirmeye, para üstünü ona aldırmaya bayılırlar. Böyle böyle çocuklar para kavramını, parayla ilgili korunumu gayet kolay ve keyifli bir biçimde öğreniyorlar. Hatta şey yaparlar mesela çok küçük yaştaki çocuklara işte iki tane para verirler. Biri böyle daha gıcır ama değeri küçük olan bir paradır. Öbürü biraz daha buruşmuş ama işte daha değerli bir paradır. Küçük çocuk o gıcır olanı ya da işte üzerindeki resmi daha ilgi çekici olanı tercih eder. Böyle de eğlenilir falan. İşte yeşil olanı al değil mi? Bayramlarda mesela böyle dedeler yaşlı, hacı dedeler, hacı nineler falan böyle paraları çıkartırlar böyle ceplerinden. İşte böyle göremiyorlar da tam olarak. İşte bir kırmızı var, işte bir efendim turuncu var, bir yeşil var, işte mor var. İşte hangisini alayım, hangisini alayım oradan atlar damat ya da gelin. İşte oğlum yeşili al, işte oğlum turuncuyu al, en büyük para hangisiyse. Böyle böyle çocuk işte yeşilin kırmızıya göre, turuncunun yeşile göre daha değerli olduğunu anlar sevgili arkadaşlar. Ama çocuklar bazen düşündüğümüzden daha zeki de olabiliyor. Bununla ilgili tam bu parayla ilgili güzel bir fıkra var. Muhtemelen biliyorsunuz ama anlatmadan geçmeyeceğim. Bir tane adam arkadaşına diyor ki bak şurada bir çocuk var. Bu çocuğa ben her gün para gösteriyorum. Bu salak çocuk da gidiyor küçük parayı alıyor. Bak şimdi yine yapacağım. Nasıl eğleneceğiz? Gel bakalım çocuğum. Buyur amcacığım diyor. İki tane para gösteriyor. Biri madeni para hem de biri de kağıt para. Diyor ki madeni parayı mı alırsın, kağıt parayı mı alırsın? Hangisini alırsın? Ellerini açıyor. Çocuk madeni parayı alıyor. Adam ha 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 diye seviniyor. Ertesi gün yine aynı şeyi yapıyor. Bak diyor yine aynı şeyi yapacağım diyor. Çocuk diyor o kadar gerizekalı ki diyor yine madeni parayı alacak diyor. Hangisi? Madeni para. Ha 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 falan. Arkadaşının gücüne gidiyor. Üzülüyor çocuk adına. Gizlice çocuğun yanına gidiyor. Ve diyor ki evladım diyor niye küçük olan parayı alıyorsun diyor. Onun değeri diyor ederi daha küçük diyor. Bunu anlamış olman lazım. Çünkü bu oyunu defalarca oynadınız diyor. Amcacım diyor büyük olan parayı alırsam oyun biter. Çaktırma böyle çok iyi diyor. İşte para korunumunu kazanan çocuklar bu şekilde kendileriyle dalga geçen büyükleri çok rahatlıkla alt edebiliyorlar sevgili arkadaşlar. Değil mi? Eğer büyüğünü alırsam oyun biter, çaktırma diyor. Geçiyoruz istatistik ve olasılıklara. Arkadaşlar istatistik ve olasılık deyince hemen aklımıza grafik ve tablolar gelmeli. Grafik ve tablolar kullanılarak ilişkileri görebilme ve kıyaslama yapabilme ile çocuklar tarafından istatistik kavramı, olasılık kavramı öğrenilmeye başlanır. Grafikler, özellikle grafikler bilgiyi matematiksel olarak görmemizi sağlarken tablolar takvimleri kapsar ve herkesin haftalık aktivitelerini organize edebilmelerine müthiş katkı sağlar. Grafik demişken 4 çeşit tabii 4 çeşit grafik var sevgili arkadaşlar. Resimli grafik, sütun grafik,
dairesel grafik ve çizgi grafik. Resimli grafiklerde objelerin kendilerinin yerine resimleri kullanılır. Resimli grafiğe en güzel örnek okullarda, sınıflarda özellikle sınıf mevcudunu anlamamıza yarayan işte 12 kız 8 erkek, 12 tane kız resmi 8 tane erkek resminin boyandığı grafikler. Şu canım işte bir resimli grafik. Sınıf mevcudunu ifade eden resimli bir grafik sevgili arkadaşlar. Objelerin kendilerinin yerine resimlerini kullanıyoruz. Sütun grafiklerde ise sembolik bir grafik durumu söz konusu. Yani bir çarpı ama daha çok genellikle blok grafikte sayılan her bir nesnenin yerine geçiyor. Yani belli bir sayı değeri belli bir uzunluktaki bloklarla ifade ediliyor. Yani şöyle bakın bu bir sütun grafiği. Okulumuzda okul başkanlığına aday olanların aldıkları oyların sayısı sütun grafiğiyle gösterilmiş. En çok oy alan Oğuz. Onun bloğu o yüzden en yüksek. Üçüncü grafik çeşidimiz dairesel grafiklerdir sevgili arkadaşlarım. Bunlar bütünün 360 derece olduğu ve dilimlerle oranların gösterildiği grafiklerdir. Pasta grafik diye de ifade edilir özellikle küçük yaş gruplarında. Bütünü 360 derece ifade eder. Ve her bir parça bütündeki ağırlığına göre belli bir dereceyle gösterilir. Bakın mesela burada olduğu gibi. Bir kolejin üniversite yerleştirme sonuçlarıymış bu. Tıp fakültesi %20. Vay canına. Eğitim fakültesi %25. Hukuk %15. Diğer fakülteler %40. En çok diğer fakültelere öğrenci gönderiyormuş. Daha sonra eğitim fakültesi, sonra tıp fakültesi, sonra ise hukuk fakültesi. Son grafik çeşidimiz çizgi grafikler sevgili arkadaşlar. Verilerin çizgi ile ifade edilmesidir çizgi grafikler. Yatay ve dikey eksende her iki eksende de sayılar yer alır. İşte bu da bir çizgi grafik. Tabii bu grafiklerden hangileri okul öncesinde daha çok kullanılır derseniz resimli grafikler ve ardından dairesel grafikler. Daha sonra sütun grafiği, en sonda çizgi grafiği arkadaşlar. Resim, daire, sütun ve çizgi şeklinde ilerliyor okul öncesinde grafiklerin kullanım sırası. Geliyoruz çocukların öğrendiği ilk matematik kavramlarına. Ama dilerseniz tam bu noktada, tam burada bir ara verelim ve aradan sonra kaldığımız yerden devam edelim sevgili arkadaşlar. Tam 10 dakika. Evet sevgili arkadaşlar. Vallahi yeni nesillere, yeni kuşaklara 90'ların müziğini, 80'lerin müziğini tanıtmaktan büyük bir keyif alıyoruz sevgili arkadaşlar. Değil mi Dilek Hocam? Liseliler bilmez. Üniversiteliler şöyle böyle hatırlar. Ama biz bunu yaşadık. Tıpkı bu Ahmet'in yaptığı gibi böyle gerdan kırdık. Ah canım, vah canım, üzme tatlı canını, geçer bu yara ancak düşünürsen canım. Ah canım, vah canım, üzme tatlı canını diye bu şarkıları söyledik arkadaşlar. Böyle ara ara ben size 90'lar çalayım. Hatta bir dahaki araya bir oyun havası demişti Recep Bey. O oyun havasını yine çal sen Recep Bey. Ama onun dışında şeyi çal. Tayfun çal. Tayfun. Hadi yine iyisin. O da çok güzeldir mesela. Hadi yine iyisin. İyisin iyisin. Sen işini bilirsin. Bilirsin bilirsin. Şöyle şu hareketi yapa yapa. Hadi yine iyisin. Değil mi? Ne günlerdi be. Vallahi ya bizim gençliğimize denk geldiği için mi o kadar tatlıydı, dünya mı o kadar güzeldi bilmiyorum ama belki bu kadar bolluk yoktu dünyada. Yani kendi ülkemiz veya kendi çevremiz için söylüyorum ama her şey daha bir güzeldi be. Daha bir lezzetliydi. Her şeyin bir tadı vardı, bir anlamı vardı. Ne bileyim yani yokluk bile güzeldi. Sıkıntı bile güzeldi. Şimdi güzel olan her şey aslında
hiç güzel değil. Ya da güzel olması gereken her şeyde belli bir tatsızlık, belli bir tuzsuzluk var arkadaşlar ya. Vallahi bu benim canımı çok sıkıyor ve beni çok endişelendiriyor. Popçu kıtlığı vardı diye. Biz ona pop açısından bakmadık Dilek Hocam. Genel manada yani dünya açısından. Mesela muz ayda bir kez girerdi bizim evimize ama çok lezzetliydi be. Sucuk. Yani ayda bir girerdi eve ama tadı damağımızda kalırdı yani. Onun tadını böyle öyle bir hissederdik ki. Döner mesela. Döner böyle 3 ayda bir falan yenen bir şeydi. Ki hani ben çok şükür yine imkanları çok kötü olmayan bir ailede bir işte aile ortamında büyüdüm. Ona rağmen böyle 3 ayda bir 4 ayda bir işte babam dışarıda yemeğe götürürdü bizi. Dışarıda döner yerdik. Of döner ya ne demek yani. Döner yiyen çocuk bir hafta onun şeyini yaşar mutluluğunu. Şimdi tavuk döner ayran 3 lira. Yani çok enteresan. Hiçbir şeyin lezzeti, hiçbir şeyin tadı kalmadı. Hiçbir şeyin, oyuncakların, eşyaların, insanların hiçbir şeyin tadı kalmadı. Onun tavuk olduğundan şüphelisin. Nohutlu pilav üstü döner. Yemeyin hocam onu. Yok yemiyorum ben zaten. Ben sushi, portakallı ördek, erişte yatağında dana stronogof. Benim daha çok tükettiğim besinler bunlar. Evet tabii. Gülme Recep'ten geldi yalnız ben kullanmadım sevgili arkadaşlar. 30 günde ne 30 günde? 30 günde tavuk olur mu? Olur şöyle olur işte. Plastik yiyoruz plastik. Maalesef. Evet sevgili arkadaşlar muhabbet güzel ama derste bizi bekler. İlk matematik kavramlarından bahsedecektik. Tam orada kalmıştık. İlk matematik kavramımız eşleştirme. Eşleştirmeden kasıt birebir eşleştirme. Arkadaşlar, korunum becerisinin kazanılması için yani sayı korunumunun kazanılması için eşleştirme ön koşuldur. Bunu unutmayın bakın. Çocuklarda sayı becerisinin, sayı korunumunun kazanılabilmesi için eşleştirme ön koşuldur. Eşleştirme yapamadan çocuklar sayı korunumunu kazanamazlar. Peki eşleştirme nedir derseniz en basit ifadeyle bir kümedeki her bir elemanın diğer bir kümedeki her bir elemanla eşleştirilmesidir. Yani işte bu. Bakın tek çift eşleştirmesi yapıyoruz. Aynı varlıkların tek ve çiftlerini birbiriyle eşleştiriyoruz. İki çilek, tek çilek. İki eldiven, tek eldiven. İki kiraz, tek kiraz. İki çizme, tek çizme. Ya da şey vardı mesela benim çocuğumun anaokulu kitaplarında da vardı. Bir tarafta hayvanların anaları, bir tarafta da yavruları var. İşte anasını yavrusuna kavuştur diyor. Eşleştir diyor. Bu şekilde çizgi çekerek işte atı taya götürüyorsunuz. İşte tavuğu civcive götürüyorsunuz. Koyunu kuzuya götürüyorsunuz. Eşeği neye götürüyoruz Recep Bey? Ha, eşeği sıpaya götürüyoruz. Yani hayvanlarla yavrularını bu şekilde eşleştirme yapıyoruz. Gölgesiyle kendisi. O ne? Ha, tavuktasınız siz hala. Tamam. Evet. Maalesef, maalesef arkadaşlar. Eşleştirme dediğimiz olay bu. Basit. Geçtik. Sınıflandırma. Nesneleri benzerliklerine göre gruplama becerisidir sınıflandırma arkadaşlar. Belli bir gruptaki nesneleri benzerliklerine göre gruplama becerisine sınıflandırma diyoruz. Bakın sınıflandırma ile ilgili bir egzersiz. Banyoda olması gerekenleri boya. Küvet var. Çeşme var. Armatür artık neyse işte. Lavabo var. Şemsiye. Şemsiye yok. Bunu boyamayacağız. Balta. Bunu da boyamayacağız. Mutfakta olması gerekenleri boya. Kaşık, tava, fincan bunlar var. Ama kask ve fırça yok. Başka örnek var mı? Yok. Sınıflandırma ile ilgili bu örnekler zaten bizim için yeterli. Belli bir gruptaki nesneleri benzerliklerine göre gruplamak demektir sınıflandırma. Gelelim karşılaştırmaya. Karşılaştırma sınıflama becerisinden biraz farklı.
Bakın sınıflandırma becerisinde benzerliklere odaklanırken karşılaştırma becerisi farklılıklara odaklanır. Dikkat! Sınıflandırma benzerliklere odaklanırken ki az önce ne dedik? Benzerliklere göre gruplama becerisidir dedik. Karşılaştırma ise farklılıklara odaklanan bir beceridir kıymetli arkadaşlarım. Ve sıralamaya geçiyoruz. Sıralama da birden fazla elemanı olan bir kümenin elemanlarını düzene koyma eylemidir arkadaşlar. Ayrıca miktarlar arasındaki sıra ilişkisi olarak da tanımlayabiliyoruz sıralama becerisini. Birden fazla elemanı olan bir kümenin elemanlarını düzene koyma işi. Bakın mesela sıralama küçükten büyüğe ağaçları sırala. Ya da işte bir bebeğin gelişim evrelerini sırala. Ya da bir çiçeğin çizim sürecini sırala. Veya mesela şey çok olur. Bir günde yaptığımız eylemleri sırala. Birkaç resim verir. İşte yataktan kalkıyoruz, yüzümüzü yıkıyoruz, kahvaltı yapıyoruz, giyiniyoruz, okula gidiyoruz. Bunları işte karışık olarak verir ve sıralamanızı ister sizden. İşte sevgili arkadaşlar, sıralama denilen olay budur. Baştan anlatıyorum sevgili arkadaşlar. Eşleştirme, birebir eşleştirme demek. Eşleştirmeden kastımız. Yani bir kümedeki her bir elemanı diğer bir kümedeki her bir elemanla eşleştirmektir. Eşleştirme sayı korunumunun kazanılması için ön koşuldur. Bunu söyleyelim. Mesela aynı kavramların tekleriyle çiftlerini eşleştirme gibi. Ya da az önce verdiğimiz örnek hayvanların anneleriyle yavrularını eşleştirme gibi. Geçtik sınıflandırmaya. Sınıflandırmada nesneleri benzerliklerine göre gruplandırıyoruz. Mesela banyoda olması gerekenleri işaretle veya boya. Mutfakta olması gerekenlerin işte altını çiz. Ne yapıyor? Sınıflandırıyor, gruplandırıyor. Banyoda olması gerekenler, mutfakta kullanılanlar şeklinde. Karşılaştırma ise sınıflandırmadan farklı olarak farklılıklara odaklanan bir beceridir. Sınıflandırma benzerliklere odaklanır. Karşılaştırma ise farklılıklara odaklanır. Yani sınıflandırmada benzerliklere göre gruplama yaparken karşılaştırmada ise farklı olanları, büyükle küçüğü, işte uzunla kısayı karşılaştırırsınız. Farklılıklara odaklanırsınız. Ve son olarak sıralama, birden fazla eleman olan bir kümenin elemanlarını belirli bir düzene koyma işidir. Sıralama sevgili arkadaşlar. Sıralama içinde ne yaptık? Şuradaki örnekleri sizlerle paylaştık. Hocam bunların sırası bu şekilde değil mi? Yani çocuk ilk önce karşılaştırma, sonra sınıflama mı olur? Şöyle, ilk önce eşleştirme. İlk önce eşleştirme sevgili arkadaşlar. Eşleştirme ilk kazanılması gereken beceri. Zira eşleştirme becerisini yapmadan çocuk sayı korunumunu da kazanamıyor arkadaşlar. Daha sonra diğerleri sıralama, sınıflandırma, karşılaştırma. Tamam mı? Benzerliklere göre gruplamadan farklılıkları göremez. O yüzden sınıflandırmada karşılaştırmadan önce. Bakın sınıflandırma karşılaştırmadan önce kazanılıyor. İlk önce eşleştirme, ondan sonra sıralama, sınıflandırma, karşılaştırma diye devam ediyor. Pekala. Bu kısımda anlaşıldı diye tahmin ediyorum. Ya bakın karşılaştırmayla ilgili bir etkinlik var. Ne demişiz? Ağırlık karşılaştırma. Ağır olanın altını kırmızıya, hafif olan nesnenin altını yeşile boyayın. Mesela hangisi ağır? Uzay mekiği mi, kızak mı? Uzay mekiği. O zaman uzay mekiğinin altını kırmızıya boyayacağız. Kızağın altını yeşile boyayacağız. Burada ağırla hafif karşılaştırılmış. Tamam mı arkadaşlar? Büyükle küçük karşılaştırılabilir. Uzunla kısa karşılaştırılabilir. İşte bu sene karışmayacak. Özellikle görsel örneklerle veriyorum ki tekrar edin ve tekrar ettikçe pekiştirin ve iyice zihninize yerleştirin. Bir de bunları hocam unuturum diye düşünmeyin. Birkaç tekrardan sonra unutsanız bile sınavda bununla ilgili bir soru çıktığında sevgili arkadaşlar beyin arka bellekten o bilgiyi geri çağıracak ve fotoğrafik hafızayla bunu hatırlayacaksınız.
Aa, Oğuzhan Hoca işte şu derste şöyle bir örnek vermişti. Aa, bununla ilgili şunu söylemişti. Şu görseli göstermişti. Tam şurada şöyle bir şey vardı diye anımsayacaksınız. O yüzden her an her şeyi bilmeye çalışmayın. Bilemezsiniz. Zaten beyin her an her şeyi hatırlarsa kafayı yeriz. O yüzden arka belleğe atıyoruz bilgileri. Ha, işte oradaki bilgileri daha kolay çağırmanın bir yolu da tekrarlardır. Ne kadar çok tekrar edersek arka bellekteki bilgileri geri çağırmak ve doğru çağırmak o kadar mümkün olur, o kadar kolay olur. Rica ederiz. Evet, hadi bakalım sorularımıza geldi sıra. Haydi bakalım. Hemen cevap vermeyin. Herkes bir okusun, anlasın, özümsesin, içselleştirsin. Hazırsınız. Alalım cevapları. Oy 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 oy. Oy 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 oy. C mi? B mi? C mi? B mi? Gülidi elmaydı. Gülidi elmaydı. KPSS'de öyle bir muhabbet vardı, değil mi? Coğrafya sorusuydu sanırım. Elma mıydı, gül müydü? Hangisi çıktı? Elma mıymış, gül müymüş? Elmaymış, değil mi? Arkadaşlar, bunun cevabı da tabii ki C. C diyenleri tebrik ediyoruz. Bakın şurada biri güzel bir açıklama yaptı. Gökşan Kara, tebrik ediyorum Gökşan Kara hocamı. Çevreyi çevreliyor sevgili arkadaşlar. Yani o çevrelediği kısmın içinde kalan alanla ilgili bir şey yok ki. Okuyalım birlikte soruyu. Bir okul öncesi öğretmeni okul bahçesinde uygun bir yere öğrencilerle birlikte farklı çiçekler ekmiş ve çiçek ekilen bu alanı çit ile çevirmiştir. Çevirmiştir. Bakın buradan da ipucu geliyor. Öğretmenin yaptığı bu etkinlik aşağıdaki geometrik kavramlardan hangisinin öğretimine katkı sağlar? Çevrelediği için çevre. İçinde kalan alana, alanın büyüklüğüne yönelik bir etkinlik yapmıyor. Çevreliyor, çevre. Bir diğer güzel bir yaklaşım. Kim söylemiş? Reyhan Karakan. Karakan LGA, cinayi şebekeme buluşur konuşuruz biz her gece. Çünkü kartel uyumaz, hiçbir şeyden korkmaz. Kan kardeşler hiçbir zaman ayrılmaz diye. Karakan soy ismiyle tekrar bana karteli anımsatan Reyhan hocam da güzel bir şey demiş. Ne demiş? Okul öncesinde alan olmaz. Bravo. Bravo, bravo. Alkışlar Gökşan ve Reyhan'a. Arkadaşlar, diyelim ki alanla çevre arasında kaldınız. Hemen benim az önce söylediğim okul öncesinde alan ve hacimin olmadığını anımsayacaksınız. Daha doğrusu alan ve hacimin ancak günlük rutinlerle ve sabit olmayan ölçü birimleriyle öğrenilebildiği, anlaşılabildiğini anımsayacak. Ve bu o zaman alan değilse çevredir diyeceksiniz. Tamam mı? Evet. Ne demiş Ece? Çiçek ekseydi çitin içine alan oluyordu. Şöyle der. Belli bir kısmı çevreler ve içine işte çiçek eker. Çiçek ekilen kısmın ne kadar büyük olduğunu göstermeye, ifade etmeye, işte çocuklara izah etmeye çalışır gibi. Yani içinde kalan kısma yönelik bir etkinlik olsaydı o alanın büyüklüğüne göre işte fazla çiçek kullanılmıştır falan filan. O zaman alana gidebilir idik. Ama bu haliyle çevre dedik. Ve geçtik. Güzel bir soru ama. Değil mi? İtiraf edin güzel bir soruydu. Hazırsınız sanırım. Gelsin cevaplar paldır küldür. C C C E. Ama genelde E.
Çok büyük çoğunluk E dedi. Bir iki tane C dedi. Onları da buradan kınıyorum. Şiddetle kınıyorum sevgili arkadaşlar. Çünkü cevabımız E. E diyenlere de alkışlarımı gönderiyorum. Niye E? Çocuklardan öğreteceği sayı kadar elma düşünmelerini istemesi. Elmaları soyut olarak zihinlerinde canlandıracaklar. Yani soyut bir düşünme var burada. Halbuki bu çocuklar soyut düşünemiyorlar ki. Soyut düşünme becerileri gelişmediği için sayıları öğretmek adına böyle bir etkinlik yapamazsınız. Diğerlerine bakalım. Sayıları abaküsteki boncuklarla göstermesi. Değil mi? Somut olan boncuklarla. Öğreteceği sayı kadar tahtaya figür çizmesi. Bu da somutlaştırmak yolunda bir etkinliktir. Tabi gerçek nesne kullanmak kadar değil, somutlaştırmıyor. Ama yine de zihinde canlandırmaya göre daha somuttur. Değil mi? Figür çizerek görselleştiriyor. Hatırlayın somuttan soyuta ilkesinde ne demiştik? Görselleştirme varsa somuttan soyuta ilkesidir. Bakın orada öğrendiğimiz burada işimize yaradı. Evet. Sayıları kalemlerle eşleştirmesi. Değil mi? İşte her bir kalemle bir sayı eşleştiriyor. Yine somutlaştırdı. Öğreteceği sayı kadar öğrenciyi ortaya, sınıfın ortasına davet etmesi. İşte 5'i öğretmek için 5 kişi çağırıyor. Yine somut. Ama dediğim gibi E seçeneğinde çocuklardan öğreteceği sayı kadar elma düşünmelerini istemesi. Hem öğretmen nereden bilecek doğru adette elma düşündüklerini? Değil mi? Geçtik. Güzel bir soru daha geldi arkadaşlarım sizler için. Canlıders.com farkıyla EABT matematik eğitimi devam ediyor. Bunların her biri çıkabilecek bir soru kalıbıdır. Hanımlar, beyler. Dediydi dersiniz. Aa, bu soruyu hocamız derste de sormuştu dersiniz. Bak, benden demesi. Bugüne kadarki tecrübe bunu gösteriyor. Tecrübeyle sabit. Niye cevap veriyorsun? Cevap istemedik ki. Alalım sevgili arkadaşlar. Alalım cevapları. Evet. Bir kişi hariç herkes B dedi. Acaba B doğru mu? Bakıyoruz ve tebrik ediyoruz. B doğru cevap sevgili arkadaşlar. Öğrenciden içinde kalem ve silgilerin olduğu sepetten kalemleri ayırmasını istemesi. Sınıflandırma arkadaşlar. Gruplama yapıyor yani. Kalemleri oradan alıyor. Benzer nesneleri benzerliklerine göre bir araya getiriyor. Sınıflandırma. Öğrencinin sınıftaki her arkadaşına birer kalem vermesini istemesi. Her arkadaşa bir kalem. Bir bana, bir sana, bir ona. Bir bana, bir sana, bir ona. Eşleştirme. Birebir eşleştirme yapıyor. Öğrenciden masanın üstündeki kalemleri küçükten büyüğe doğru dizmesini istemesi. Burada da sıralama var. Dolayısıyla cevap B'dir arkadaşlar. Ne demiş Burcu? Farklılıklara bakıyor. Farklılıklara bakmıyor. Benzer olanları alıyor. Karşılaştırma yapmıyor ki. Değil mi? Karşılaştırma yok. Ama aynı topluluğun içinde aynı olanlar da var, farklı olanlar da var. Farklı olanları almıyor, aynı olanları alıyor. Yani burada benzerliklere göre bir gruplama var. O yüzden buna biz sınıflandırma becerisi diyoruz sevgili arkadaşlar. Pekala. Fazla bir şey kaçırdın mı? 10 gibi açtım hocam. Vallahi kaçırdım. Ama en azından videoya kaydediliyor ve o kayıttan da izleyebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bir canlıders.com farkıyla istediğiniz kadar sınava kadar hatta sınavdan sonra bu videolar izlenebiliyor. Canlıders.com. Hoca niye bunları söylüyor diyeceksiniz. Bunun kaydı YouTube'da yayınlanacak. O yüzden böyle arada azıcık sistemi de tanıtalım yani, değil mi? Değil mi sevgili arkadaşlar? Peki. Rica ederiz. Yeni soru geliyor. Hazır mıyız? Haydi bakalım. Haydi bakalım. Sayılarla ilgili bir soru.
Sayılarla ilgili bir soru. Aşağıdakilerden hangisi kardinal sayıdır? Kardinal. Cevap vermeyin hemen. Hemen cevap vermeyin. Bekle. Bekle. Ya verme dedim gurbet. Gurbet. Sana sarı kart. Sarı bir şey yok. Alalım hadi cevapları. Alalım, 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 alalım. Peki. C. Bravo. Herkese benden çay ama gurbete çay yok sevgili arkadaşlar. Ne demek gurbete çay yok? Evet, açıklamama gerek yok herhalde, değil mi? Herkes gayet güzel anlamış kardinal sayıyı. Peki Audi A8 diyor. O ne? Audi A8. Audi A8. Bravo. A4 kağıt diyor. O ne? A4 kağıt. O da nominal değil mi? Kağıdın ismi. O da nominal. Nominal. Kağıdın ismi A4 kağıt. Peki üçüncü çocuk diyor. O ne? Üçüncü çocuk. Heh, işte o ordinal sevgili arkadaşlar. Evet. Geçtik. Yeni soru. Oo, güzel bir soru. Gayet güzel bir soru. Orada bir şey yazdı, gitti ama herhalde şey miydi? Kağıdın büyüklüğüyle ilgili. Ama mesela A4 kağıt var, B5 kağıt var, B2 var. Bunlar direkt hani A, B büyüklüklere göre de olmayabiliyor. Tamam işte A5, A4'ten küçük ama işte B dediğimiz zaman orada onu kağıdın ismi olarak düşünmek daha mantıklı. Tamam. A4 kağıt. Mesela bir şey vardır. A4 dendiğinde bunu kağıt olarak algılıyorsan ya fakirsin ya da öğretmensin. Mesela ben A4 dendiğinde Audi A4 anlıyorum. Eğer sen A4 dendiğinde kağıt algılıyorsan öyle bir şey vardı internette çok hoş. Ya öğretmensin ya da fakirsin. Çünkü öğretmenler A4 kağıdı kullanır ya da Audi A4'ü bilmeyenler A4'ü kağıt olarak algılar diyor. Tabii para, pul, mal, mülk, araba bunlar hep gelip geçici şeyler. Önemli olan ilahi aşk ve ilahi değerler, manevi değerler sevgili arkadaşlar. Bunu da aman dikkate alalım. Sonra nazar değdirmeyelim hocaya. Estağfurullah. Zenginim çünkü gönlüm çok zengin. Zenginim çünkü sağlıklıyım. Zenginim çünkü güzel bir ailem var. Tatlış bir kızım var. Minik minik kedilerimiz var. Çok şükür. En büyük zenginlik bunlar. Para kazanılır, kaybedilir. Ama sağlık kaybedilince çok zor. Sevdiklerin imkansız. O yüzden en büyük zenginlik bunlar. Evet arkadaşlar, bu kadar geyik yeter yahu. Hep geyik yapıyoruz zannedecekler. Hayır hayır, ilk defa böyle bir şey oluyor. Peki, alalım cevapları. D'ler ve E'ler görüyorum. E'ler çoğunlukta mı sanki ne? D mi E mi? Arkadaşlar, okul öncesi eğitimde ölçüm kavramı ile ilgili öğretmenin yapabileceği etkinliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır? Şimdi A seçeneğine bakalım. İki nesneyi karşılaştırması ve çevresindeki uzun nesneleri bir kaba, kısa nesneleri bir kaba koyması. B'de çocukların elindeki 3 nesneden en uzun veya en kısa olan nesneyi göstermesini istemesi. C'de gönüllü iki çocuğun yan yana durmaları ve diğer çocukların iki çocuğun boyunu karşılaştırmasını istemesi. D'de masanın üstüne tebeşir ile çizgiler çizerek çocuktan ip ile ölçmesini istemesi. Bakın dikkat ederseniz A, B, C, D hepsi de neyle ilgili? Uzunlukla ilgili. Ama E seçeneğine baktığımız zaman öğretmen bahçe oyunlarında bahçeyi ip ile çeşitli büyüklüklerde parçalara bölerek çocuklara hangi alanı süpürmeyi tercih edeceklerini sorabilir, nedenlerini tartışabilir. Bu neyle ilgili? Bu alanla ilgili, alan ölçümüyle ilgili. O yüzden farklı olan tabii ki E seçeneğidir sevgili arkadaşlar.
Tamam mı? Burada ölçümün neyle ilgili olduğuna bakacağız. Diğerleri uzunluk ölçümüyle ilgili, en seçeneği ise alan ölçümüyle ilgili. Zaten farklıdır diyor. İşte farklı olduğu için bunu tavsiye etmiyoruz Yasemin Hocam. Bir de alan öğrenilmesi zor. Çocuklarda alan kavramını öğrenmek zor. Okul öncesinde kazanılmaz. Ama buna yönelik etkinlik yapılamaz demedik. Ya da yapılırsa bu çok doğru bir eylemdir demedik. Bu soru hangisi farklıdır diyor. Hangisi daha çok tercih edilmelidir demiyor ki. Tamam. Bir de Ece'nin dediği gibi. Bravo Ece. Ece sayısal verilerle bir alan ölçümü yapılmıyor. Çocuklar alan kavramını gündelik rutinlere yakın bir biçimde öğrenmeye çalışıyor. Öğretmen öğretmeye çalışıyor. Ama hiç o kısma girmeyelim. Dediğim gibi yani hangisi doğru bir eylemdir sorusu değil ki bu. Bu hangisi diğerlerinden farklıdır sorusu. Tamam mı Yasemin? Dedik ve geçtik. Evet. Yine bir sayı sorusu. Evet, ölçüm deyince onlar aklımıza gelecek. Uzunluk, alan, hacim, ağırlık. Bravo, onlar aklımıza gelecek. Siz bu işi kaptınız. Haydi bakalım. Cevapları. Oy 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 oy, maşallah 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 maşallah. Herkese benden alkış bu sefer. Herkese alkış sevgili arkadaşlar. Çünkü herkes doğru cevap verdi. Onlarca B B B B B yazısını gördüm, mutlu oldum. Cevap B arkadaşlar. 10 forma numaralı futbolcu. Nominal. 7. otobüs. Ordinal. Ve Mercedes E180 model araba nominal. 1 ve 3 ne yapıyor? İsimde kullanılıyor. Değil mi? İsim. Yani bir kavramın adı. 10 forma numaralı futbolcu. Ya da Mercedes E180 araba. Ama ikinci öncül belirli bir sırayı ifade ediyor. 7. otobüs. O yüzden de ordinal. Peki yeni soru. Yeni soru sevgili arkadaşlar. Alalım cevapları. Yine herkese bravo diyecektim ki Dilek ve Nur. Evet. Ve ha, Yüksel'i de unutmuşuz. Yüksel, bu da sana gelsin. Evet. Arkadaşlar, aynı büyüklükteki iki kutuya farklı malzemeler koyarak öğrencilerden bunların ağırlıklarını karşılaştırmalarını istemek kütle ölçümüyle ilgilidir sevgili arkadaşlar. Hacim ölçümüne yönelik ne yapılabilirdi? Bardaklarla, şişelerle, değil mi? İşte iki kapta su var. Hangisinin hacmi daha fazla? Bardaklara doldurarak. Hangisinin hacminin daha fazla olduğu çocuklara buldurulabilirdi. Bu tür bir etkinlik hacim ölçümü olurdu. Ama burada ağırlıklar karşılaştırıldığı için iki farklı kutuyu, aynı büyüklükteki iki kutuya farklı malzemeler konarak ağırlıklar karşılaştırıldığı için bu kütle ölçümüdür. And the last question of this lesson, dear friends. Look at the picture, please. Nur Hocam, bir önceki soruyu mu anlamadın? Geri geleyim mi? Bunu mu anlamadın? Herhalde bundan bahsediyorsun. Yoksa söylediğim İngilizce ifadeyi mi? Ha, anladım diyor. Pardon.
Ben de diyorum ben anlatınca niye anlamadı acaba? Yani nasıl olur böyle bir şey? Nasıl böyle bir şey olur hiç? Bildiğim, tanıdığım bir kavram değil bu diye bir an şaşırmadım değil yani. Tamam peki. Anladım demiş Nur Hocam. Ben onu anlamadım gibi algıladım. Ha, pek olmuyor yani öyle şeyler de onun için dedim. Peki. Arkadaşlar. Son soru. Son soru. Bunlarla ilgili farklı ve daha fazla soruyu grupta paylaşacağım inşallah. WhatsApp grubumuzda. Bu arada bizim bir WhatsApp grubumuz var. Orada sürekli paylaşımlar yapılıyor. Dün bir saat gruba girmeyen 500, ne 500'ü pardon 900 mesajla karşılaştığını söyledi değil mi? Bir arkadaş bir saat gruba girmemiş 900 mesajla. Yani hayatta o kadar yoğun bir WhatsApp grubu gördüğümü ya da göreceğimi zannetmiyorum. Müthiş bir katkısı oluyor o grubun size. Arkadaşlar bunu bilin. En büyük şanslarınızdan biri o WhatsApp grubu. Yine canlıders.com farkıyla sizlerle. Peki. Hazır mıyız? Sorunun cevabı için. Alalım cevapları sevgili arkadaşlar. Gönder gönder gönder. Konuşuyorsunuz, okuyamıyorum soruyu hocam. Aa, lütfen, lütfen. Eleştirilerinizi sonra yasaklayın. Lütfen. Dedik ya YouTube'da da yayınlanacak bu. Aa. Evet. Peki konuşmuyorum. Küstüm, oynamıyorum. Arkadaşlar, cevabımız E seçeneği. Bakın. Nesnelere dokunarak yapısal özelliklerine göre düz, pürüzlü, yumuşak, sert diye karşılaştırma yapılıyor. Nesnelerin yapısal özellikleri karşılaştırılıyor. Peki diğerlerine bakalım. Hocam oğlum şu anda benimle Lego oynamak istiyor. Dersi kapat diye zorluyor beni. Ahmet Eymen ismi bir uyarabilir misiniz? Ahmet Eymen. Bana bak bana. Oraya gelirsem var ya o golün bacağı yok böyle uyarmıyorduk değil mi? Ahmet Eymen'cim. Canım benim. Annenin bu dersi dinlemesi lazım. Ahmet Eymen. Anne bu dersi dinleyecek, atanacak. Ondan sonra sana daha çok vakit ayırabilecek. Senin için daha güzel bir gelecek kurabilecek. Tabii sen bundan hiçbir şey anlamadın. Ama Ahmet Eymen, eğer birazcık beklersen daha sonra anne seninle Lego oynayacak. Tamam mı canım benim? O yüzden lütfen anneyi üzmeyelim. Tamam mı Ahmet Eymen? Tamam de bakayım, salla başını. Ben görüyorum burada. Şöyle tamam de, ben göreceğim. Aferin. Aferin. Delikanlı adam sözünde durur. Hadi bakalım. Biliyorum Lego oynamak istiyorsun seni çok. Ya, ya, ya. Mendili, onları geçtik biz artık. Peki arkadaşlar. Şimdi diğer seçeneklere bakalım. Farklı renklerde ve geometrik şekillerde nesneler verilir ve bunlardan yeşil ve üçgen şeklinde olanları ayırması istenir. Geometrik şekiller arasında yer alan ağaç şekli bulması istenir. Renklerine göre bakın burada hep renkler, işte nesnel özellikler, işte büyüklük, üçgen vesaire. Ama burada düz pürüzlü, yumuşak, sert gibi dokunma yoluyla, dokunma duyusu burada devreye giriyor. Dokunma yoluyla nesneleri karşılaştırıyor. Dolayısıyla burada kazanılan özellik bu yönüyle diğerlerinden farklıdır sevgili arkadaşlar. Bu yönüyle diğerlerinden farklı. Evet Ümmühan Hocam, onu da hatırladım şu anda. Harikaydı. Kastamonu'da seminerdeyim. Bir öğrencimiz, bir kursiyerimiz çocuğuyla gelmiş. İlkokul çocuğu. Çok da tatlı bir çocuk. Ben ders anlatırken o da kendi dersini çalışıyor. Ben de bir şaka yapayım dedim. Dedim ki arkadaşlar dedim. Burada dedim ben ders anlatırken başka bir dersle ilgilenilmeyeceğini birileri bilmiyor herhalde dedim.
Çocuk da güzel güzel ders çalışıyordu. Baktı böyle, böyle kaldı. Durdu. Ondan sonra diye bir ağlamaya başladı. Ne yaptıysam, Ümran hocam oradaydı. Saatlerce uğraştım. En son, yani bir 3-3,5 saatin sonunda değil mi Ümran hocam? 3,5 saatin sonunda çikolatalı gofretler mi hediye etmedim? Neler neler yaptım? Özürler mi dilemedim? En son çocuğu ikna ettim. Kendimi burada güvende hissetmiyorum dedi çocuk. Çıkmak istedi. Yani... Yani sevgili arkadaşlar, inanın doğru yaklaşım çok önemli. Orada yetişkinlere yönelik bir şaka yapılınca çocuğun onu algılaması zaten beklenemezdi. Ve algılamadı da, algılayamadı da. Ama sonradan gönlünü aldık. Evet, bu senden hocam biraz daha farklı. Burada görsel ve dokunsal olarak. Görsel ve dokunsal. Yani kavramlara çok takılmayın. Önemli olan farklı olanı bulabilmek. Hani nasıl okul öncesi çocuklar için diyoruz ya, işte farklı olanı bul, farklı olanı işaretle. Siz de aynı şeyi burada yapacaksınız. Bakın diğer hepsi görsel olarak ayırt edilebilirken E'de dokunsal bir durum söz konusu. Bir yönüyle diğerlerinden ayrılıyorsa zaten soruda bunu soruyor. Hangisi diğerlerinden farklıdır diyor. O halde onu işaretleyeceğiz sevgili arkadaşlar. Pekala. Arkadaşlar, matematik eğitimiyle ilgili benim şimdilik sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Ama dediğim gibi yine sorularımız olacak. Yine sizlerle soru paylaşacağım ve o sorular üzerinde yine hem tekrar edeceğiz, hem pekiştireceğiz, hem de daha da sahip olduğumuz bilgi yapısını genişleteceğiz. Şimdi bir ara daha veriyoruz. Aradan sonra güzel bir fen eğitimiyle devam ediyoruz. Bu sefer aramız acıcık uzun olsun. Acıcık uzun olsun. Tam 13 dakika sonra. 15 mi? Hadi 15 olsun. Hadi 15 olsun be. Hadi 15 olsun. Şey mi? Cebimden mi gidiyor nasıl olsa? 15 olsun. Problem değil arkadaşlar. 15 dakika mola. 15 dakika sonra tekrar sizlerle birlikteyiz.